Evet hanımlar beyler, herkese Long Tart bölümünden Mustici Games ekranından selamlar. Güzel bir bölümle karşınızdayım ve bu bölümde size oyuna yeni gelen güncelleme sonrasında karşımıza çıkan telsizle ilgili yapmamız gereken bazı görevler var ve loot toplayabileceksiniz. Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Tabii ki öncelikle bunun için terk edilmiş havalimanına gelmeniz gerekiyor. Haritanın herhangi bir lokasyonundaysanız, örneğin Gizemli Göl'deyseniz bu kısma gelmeniz gerekiyor öncelikle. Yani terk edilmiş havalimanına gelmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra bu görmüş olduğunuz kuleden elimdeki telsizi alıyorsunuz. Kulenin en üstünde çıkıyor bu. İçeriye girdikten ve merdivenlerden çıktıktan sonra üst kısımda bu telsize ulaşabiliyorsunuz. Peki telsizi aldıktan sonra ne oluyor? Aslında bütün problem de burada başlıyor. Problem derken tabii ki biraz zorluğu olacak. Çünkü bu telsiz sadece kuzey ışığında çalışıyor. Ve bunun dışında sadece terk edilmiş havalimanına özel has bir durum var. Uykusuzluk hastalığı, yani insomnia dediğimiz olayda tetikleniyor. Bunun dışında biliyorsunuz Long Dart'ta elektrik olayı yok. Elektromanyetik hava yüzünden elektrik işi tamamen böyle gizemli şekilde oluyor. Sadece kuzey ışıklarını beklemeniz gerekiyor. Ve geldikten sonra bu cihazı da onarmanız gerekiyor. Bu sinyal kulesini. Bunun için tabii ki bu kısımda metal parça istiyor. 4 tane. Artı 3 tane sigorta istiyor. Kablo istiyor 3 tane. Ve sonrasında bir tane de akü istiyor. Bunları temin ettikten sonra şuradaki kolu açıyorsunuz. Ve böylelikle sinyal kulesi devreye girmiş oluyor, çalışmış oluyor. Işıkları bu şekilde yanıyor. Ve ben buraya örnek teşkil etsin diye bir kablo ve sigorta bıraktım. Bu gibi parçaları etrafta gezerek mutlaka bulabiliyorsunuz. Toplamanızda fayda var. Veya bazı sinyal kulelerinin yanında akü de dahil bu parçalara ulaşabiliyorsunuz. Bunları temin ederek bu onarımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz telsiz nasıl kullanılıyor, neler yapmamız gerek, bununla ilgili kısma geçelim. İki kanal var telsizde. Mouse'un sağ tarafına bastığınızda mavi ışık yanıyor. Tekrar aynı düğmeye bastığınızda sarı ışık yanıyor. Sarı loot toplayacağımız anlamına, mavi de oyundaki ana hikayenin sinyalini takip edeceğimiz anlamına geliyor. Şimdi ben sarıdan devam edeceğim. En azından bu kısımlarda loot varsa nasıl loot yapılıyor? Bunu göstermiş olayım size. Lootlar burada gizlenmiş şekilde çıkıyor. Aslında elimizdeki telsiz tamamen bize bir dedektör görevi görüyor. Herhangi bir loot'a yaklaştığımızda bu telsizdeki ibre hareket ediyor ve sesli şekilde bizi uyarıyor. Tamamen hazine arar gibi düşünün. Bir şekilde bulmanız gerekiyor bunu. Ve telsiz elinizde bu şekilde dolaşmanız gerekiyor. Tabii ki bunun tehlikeli tarafları olacak. Öncelikle sizi uyarmalıyım. Özellikle bu bölge için. Havası oldukça soğuk. Şu an hipotermi yiyorum. Ve baktığımızda havanın -33 olduğunu görüyoruz. Bu ciddi derecede soğuk olduğu anlamına geliyor. Bunun akabinde tabii ki daha zorlu kısımlardan birisi de hayvanlar. Özellikle kurt ve ayılar bu havada çok saldırgan ve tehlikeli oluyor. Buna dikkat etmenizde fayda var. Elimizdeki telsizle bir sinyal arayalım. Bakalım etrafta sinyal bulabilecek miyiz? Bulursak loot bulma işi nasıl gerçekleşiyor? Bunu da göstermiş olayım size. Evet, bu kısma geldiğimizde omuz gölü olarak geçiyor. Ve burada bir sinyal aldım gördüğünüz gibi. İbre şu an full şekilde yükseldi ve ışık yandı. Bu tarafa doğru gitmem gerektiğini gösteriyor. Hemen o kısma doğru bir gidelim. Bakalım loot'u bulabilecek miyiz? Ve bulduğumuzda da karşımıza ne çıkacak? Kullanmış olduğumuz bu telsiz sayesinde loot'ları bulmak, yani buradaki gizli tuğlaları bulmak çok zor olmayacak. Çünkü tamamen dediğim gibi bir dedektör işlevi görüyor. Ve gördüğünüz gibi bu tarafa baktığımda ibre full yüksek. Ama herhangi başka bir tarafa döndüğümde ibre düşüyor. Yani demek ki burada bir loot var. Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi oldukça yaklaştık ve biraz sonra sesli olarak uyarı yapacak telsiz.
Root'a ne kadar yakın olursak bu işlem, bu ses o kadar yükselecek. Root'lar tamamen random şekilde çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi sesli olarak uyarmaya başladı beni. Evet, buraya doğru ses daha da yükseldi. Evet, şu an loot'a çok yakınım. Hemen böyle yeri kontrol ediyorum. Yavaş yavaş. Ve gördüğünüz gibi bulduk. Hemen böyle bir açalım. Evet, şu an sinyal kesildi. Ve bir tane denizci fişeği verdi. Çok güzel. Söylemiş olduğum gibi lootlar tamamen random çıkıyor. Ve ben mütecavız modunda oynuyorum. Sizin oynayacağınız moda göre bu değişiklik gösterecektir. Yani bulacağınız loot. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ayrıca şunu da belirtmeliyim. Klavyede J tuşuna, Japonya'nın J'si tuşuna bastığınızda karşınıza böyle bir görev listesi çıkacak. Ve bunları da oyun içinde yavaş yavaş yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 4 ve toplamda da 5 tane farklı görev var. İlk 4 tanesi, yani şu Dağ Kasabası, Tatlı Vadi, Harap Bataklık ve Terk Edilmiş Havalimanı kısmına baktığınızda vericileri onarmanızı istiyor. En üsttekine de baktığımızda Kasvetli Körfez'deki sinyali araştır göreviyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla oyun içinde bunları da yapmanız gerekiyor. Bu sinyal kulelerini onardıktan sonra bu mavi ışığın devreye gireceği söyleniyor. Ve böylelikle sarının loot, mavinin de ana görev olduğunu baz alırsak bu şekilde de maviyi kullanabileceksiniz daha sonra. Ben şu an henüz iki tanesini tamir ettim. Harap Bataklık ve Terk Edilmiş Havalimanı'nı. Geriye iki tane kaldı. Bunu da yayın içinde yaptığım için canlı yayınlarımda. Bunları da gözlemledikten sonra bununla da ilgili bir bilgilendirme içeriği yaparım sizlere. Şöyle bir durum daha var. Burası ile ilgili olduğunu söylemiştim. Yani Terk Edilmiş Havalimanı'na geldiğinizde burada insomnia denilen bir uykusuzluk hastalığı. Buna yakalanıyorsunuz. Hemen bu kısma baktığımızda gördüğümüz gibi bu hastalık şu an bende mevcut. Ve telsizi de kullanabilecek hale geliyorsunuz bu hastalıkta. Yani elektromanyetik bir alan çıkıyor hastalığın getirisiyle beraber. Yerde böyle bir elektriklenme söz konusu oluyor. Ve telsiz de elektrik anlamında devreye giriyor. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone olma butonuna tıklayıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca hemen hemen her gün Twitch'te 8.30-9.30 arası canlı yayınlarım oluyor. Linkleri mevcut. Gerek açıklama kısmında gerekse Discord sunucumda ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Katılım sağlarsanız ve desteklerseniz beni çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Long Dark bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.